Medya Koridoru'ndan herkese merhaba. Bu hafta çok keyifli bir konuğum var. Sevgili meslektaşım, gazeteci Gönül Yılmaz Saygan bizimle birlikte. Kendisi hem Merhaba. gazeteci hem kadın hakları savunucusu hem de çok sevdiğimiz sanatçı Suavi Gönül'ün eşi oluyor efendim. Süpersin. hoş geldin. Hoş Hoş bulduk geldin. Canan. Hoş Nasılsın? bulduk Canan. Çok teşekkürler. Bu çok önemli bir detay. Çünkü biz 22 senedir beraberiz Suavi'yle ve ben hep bunun mücadelesini verdim. Her seferinde soruyorlar. Suavi'nin eşi, Suavi'nin eşi, Suavi'nin eşi. Yahu benim bir adım var. Tabii ki bundan gocunduğum, yani gocunduğum için değil ama bizim zaten evliliğimizde böyle bir etiket yok. Yani hani eş etiketi yok. Hatta Maalesef sorduklarında bu bile topraklarda var Gönül, ne yazık ki yok. sildik onu, yok edeceğiz onu. Kurutulacağız Evet, hatta onu. dalga geçiyorlar benimle. Twitter'da bu konuda çok dalga geçtiler ama ben mücadele ettim. Mücadeleci bir yapım var. Hep dalga geçiyorlar benimle bir şey olduğunda. İşte ya Suavi'nin eşi diyoruz ama yine çünkü haberlerde de hep öyleydi. Bir tek bir internet sitesi çok adını hatırlamıyorum. Sputnik Türkiye. Ya evet, çok çok şık bir haber yazmıştı. Gerçekten çok duygulandım. Çok hoşuma gitti. Editörü alkışlayalım bir kere daha, buradan gerçekten Evet, bence de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Onlara yazdım ama gördüler mi bilmiyorum. görmüş. Haber bildiği çok önemli. Gerçekten çok önemli. O kadar güzel yazmışlardı ki. Çünkü benim Suavi'nin eşi olmaktan öte bir kimliğim var, kişiliğim var. Hayatta bir mücadelem var. Bu çok önemli. Çok teşekkürler. Sana da teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yani hep birlikte mücadele edeceğiz Gönül bununla. Ve biz Evet. kadınlar bunu kıracağız. Bizim Evet. böyle bir görevimiz olmamalı. Keşke olmasa böyle bir görevimiz. Ama bizden başkası da anlatamaz diye düşünüyorum ben. Evet, Maalesef doğru. bu. Anlatacağız, öğreteceğiz. Evet, öğreteceğiz, değiştireceğiz, dönüştüreceğiz inşallah. Şimdi Evet. Gönül, yakın bir tarihte bayağı böyle magazine konu oldun. Çok da şaşırmışsındır bu durumdan dolayı muhtemelen. Çok. Şimdi o konuya girmeden önce çok kısa onu hatırlatarak ben biraz biz seninle tanıştık böyle güzel güzel ama seninle yeni tanışacak olan izleyiciler için Tamam. kendinden bahsetmeni rica edeceğim. Gazetecisin, ne kadar süre Evet. çalıştın sektörde, hangi kurumlar çalıştın, ne zaman ayrıldın ve şimdi ne yapıyorsun, nerede yaşıyorsun? Şimdi ben çok uzun yıllar Doğan yayında çalıştım. Milliyet Radikal Posta Gazetesi'nde ve Posta Gazetesi'nde genel müdür yardımcısıydım. Ayrıldığım zaman çok uzun yıllar çalıştım tabii. Ayrılma nedenim de çok talihsiz bir hastalık yaşadım ben. Bir kanser vakası yaşadım. Çok uzun yıllar çünkü çok kötü bir türdü, kanserin kötü bir türüydü. Çok uzun yıllar mücadele ettim. Hatta bir dönem hem çalıştım hem tedavi gördüm. Ama artık bir noktadan sonra gerçekten kaldıracak gücüm kalmadı. Çünkü sen çok iyi biliyorsun. Çok çalışma saatleri çok uzun, çok stresli. Maalesef. Üstelik de medya sektörü mobbingin en yoğun yaşandığı sektör. Birçok sevimsiz olaylar vardı. Sağlıklıyken bunu kaldırabiliyorsunuz ama hem sağlıksızken çünkü kanser hastalığı öyle bir şey ki sadece vücudunuzla değil ruhunuzu da öldürüyor bir anlamda. Hem kanserle mücadele edip de hem de medyadaki mobbingle mücadele etmek biraz zordu. Bu aşamada ben gazeteden tamamen ayrıldım. Yani daha doğrusu sektörü tamamen bıraktım, iş hayatımı bıraktım. Çünkü gerçekten artık mücadele edecek gücüm kalmamıştı. Kaç yıl önce oldu bu Gönül ayrılık? 2005. 2005. 2005. Bayağı da Evet. uzun süre oldu. Yani Hem tedavi olurken bu arada çok uzun yıllar tedavi oldum ama Canan ben gerçekten o kolay ayrı bir değil. hikaye. Evet, o ayrı bir hikaye. Ve bu arada ben hala kanserken tedavi görürken hamile kaldım. Sonra da öyle doğdu. Bir anlamda aslında mucize bebek sonra Kesinlikle. Yani Aynen. geçmiş gitmiş, geçmişte kalmış, başka Evet. gelmesin, bulmasın seni ama sen çok güçlü bir kadın Kimseyi bulmasın. ve Çok çok güzel teşekkürler. bir evlat yetiştiriyorsun. Şu anda Sağ ol. Almanya'da yaşıyorsun bildiğim kadarıyla. Evet. Suada ile beraber Almanya'dayız. Suada burada okula devam ediyor. Bir yandan
yayın öncesi anlattığım gibi Suada VDA korosunda, çocuk korosunda soprano şu anda ve klasik müzik eğitimi alıyor ve iyi bir soprano, iyi bir müzisyen Evet, olarak dinledim yetişiyor. sesini. Çok güzel. Evet. O anlamda da eğitimde tercihini Almanya'dan yana kullandık. Aslında şu şartlardan dolayı da biraz zorunlu da bir göçtü bu. İşte Suada basından arkadaşlar hatırlar, biz yine bir talihsiz bir olay yaşadık. Bir ailece bir saldırıya uğramıştık ve Suad ona tanık olmuştu. Bu olaydan sonra aslında çok Türkiye'de kalmak istemedim Suad ile beraber. Çünkü kız çocukları için Türkiye gerçekten çok güvensiz Ne yazık bir ki. halde. Ama şu anda ondan bahsetmem çok küstahlık olur. Çünkü binlerce, milyonlarca insan kız çocuğuyla beraber Türkiye'de ve inan bana İlk bulduğum fırsatta kızımı alıp yeniden Türkiye'ye dönmeyi planlıyorum. Çünkü Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'nin her karışını çok seviyorum ve Türkiye'yi hiç kimseye bırakmaya niyetim yok. Yerinde mücadele etmek Olsun, istiyorum. insan kendi toprağını özlüyor, değil mi? Yani çünkü şöyle bir Evet. şey var sanırım. Ben de kızımla birlikte yaşıyorum. Benim 17 yaşında bir kızım var. Oh, Biz de çok böyle güzel. teşekkürler. Biz de böyle zaman zaman düşünmüyor değiliz. Hakikaten yani özellikle şu son dönemde yaşadıklarımızdan ötürü. Ama şimdi hayal edince şunu düşünüyorsun. Yani burada arkadaşların var, belli bir çevren var, alışkanlıkların var. İşte yemek kültürü vesaire. Öte yandan şeyi düşünüyorsun. Ya hasta olsan en basiti, başına bir iş gelse kim koşacak? Ya da buradaki doktorlar kadar şefkat görebilecek miyim? Çünkü bizim gerçekten Hayır. doktorlarımız da çok şefkatli. Yani Çok. bunu Çok. kabul etmemiz Ben lazım. evet. Hep söylüyorum onu. Şimdi biz daha yeni Suavi ile beraber Covid atlattık. Bu arada çok Hatta geçmiş olsun. çok teşekkürler. Hatta ben biraz ağır atlattım onu. 2 gün nefes alamadım falan. Ve bu esnada hep arkadaşlarımdan da biliyorum ben zaten Türkiye'de ne şekilde davranıldığını olduğunu ve gerçekten şunu söyledim. Bir kez daha tüm sağlık emekçilerinin emeğine sağlık. Gerçekten herkesin onlara minnettar olması gerekiyor. Kesinlikle. Ayakta alkışlaması ve çok yardımcı olması gerekiyor. Bu süreci Kesinlikle. öyle götürmesi gerekiyor. Müthiş bir şey. Ve diğer konuda da gerçekten şu, ben 3 yıldır Türkiye'deyim ama şunu fark ettim. Sadece bedenim Türkiye'de. İlk fırsat, ve sadece bedenim Almanya'da. Tüm ruhum, yüreğim, her şeyim Türkiye'de ve zaten Türkiye gündemini takip ediyorum. Sürekli Türkiye ile ilgileniyorum. Evet. O anlamda da söylediğim gibi ilk fırsatta Türkiye'deyim. Yani çok uzun zaman kalmayı düşünmüyorum buralarda. Umarım en kısa zamanda gelirsin ve yüz yüze de Umarım. görüşürüz. Az önceki magazin paparazzi konusuna giriş Evet. yapmak istiyorum. Şöyle, sen geçtiğimiz günlerde Twitter'da kızının bir videosunu paylaştın. Çok da güzel, keyifli bir videoydu. Suad'ın dans ettiği ve şarkı söylediği bir videoydu. Fakat nasıl olduysa videoda kızının tight'ında ya da işte pantolonunda yama olduğunu fark ediyor takipçileri ve sana sanırım işte kızına yamalı pantolon mu giydiriyorsun diye bir soru yöneltiyorlar. Muhtemelen şaşkınlığa uğramışsındır, değil mi? Ne hissettin böyle bir tepki gelince ya da bir soru Şimdi sosyal medya tabii çok gelince? enteresan bir yer. Maalesef. Her türlü tepkiyle karşılaşabiliyorsunuz ve ben bunu çok yoğun yaşayanlardan biriyim. Çok fazla linç yerim. Çok fazla insanlar bir şeyler söylerler. Bu son derece normal. Mesela Suavi'yi sevmeyen de ona ulaşamayan bana ulaşır. Onun adına bir şeyler söyler. Ben çoğunlukla mesajları okumam. Daha doğrusu okurum ama gerçekten cevap vermem. Silerim vesaire. Şimdi bu video da çok aslında özel bir video. Sua da aslında çok Türkçe şarkı söylemez. Şu anda hep Almanca daha kolay geliyor ve hep Almanca şarkılar söylüyor. Ben de Covid hasta yatarken Sua da bir müzikal yazdığını söyledi bana. Anne senin için, seni eğlendirmek için bir müzikal yazdım. O Sua'nın kendi şarkısı var diyor. Öyle Kendi yazdığım. Evet, öyle bir şarkı yok zaten. Kendi şarkısı. Ve inanın Şükran kim onu da bilmiyorum. Nereden çıktı? Ve Sua da bunu bir iki sefer tekrarlayınca ben de videoya çektim.
Şimdi ben sürekli çocuğu üstünden prim yapan bir insan asla değilim. Çocuğumu da paylaşmam. Ama zaman zaman, çünkü Suat Ayı Canan gerçekten çok komik bir çocuk. Ve evde çok güzel vakit geçiyor onunla beraber. Müthiş esprileri var vesaire, farklı. Öyle bir çocuk. Bunu Twitter'dan paylaştım. Fakat bilemediğim şekilde, hakikaten söylediğim gibi o yama hiç umurumda olmadı aslında. Hani Twitter, yani o videoyu çekiyorum işte, yama görünmesin, kıyafeti düzgün olsun falan, öyle bir hiçbir zaman yaşamadım ben öyle bir kaygı. O anda da yaşamadım. Ve videoyu paylaştım. Fakat çok enteresan bir şekilde bazı insanlar var. Bunu her tweetimin altına zaten gelirler ya da mesaj atarlar artık. Aynı kesim aslında bunlar. Ama kim olduklarını bilmiyorum. Peşlerine de düşmedim. Fakat burada şöyle bir ayrıntı çok canımı yaktı. Burada şunu yazmışlardı. O arkada videoda içki şişeleri görünüyor. Yani ben içki içen bir insanım. Evimde de içki var elbette. Evet, biliyorum, o yorumu da çok can Evet. Ve bana şöyle mesajlar geldi. İşte siz kendiniz tatillere gidiyorsunuz. Lüks hayat yaşıyorsunuz. Orada içki stoğu yapıyorsunuz. İşte çocuğuna yamalı giydiriyorsun. O çocuğun psikolojisini düşünmüyor musun falan. Şimdi önce bunu okudum. Dedim ki gönül boş ver. Her zaman gelen mesajlardan sonra düşün ki neden? Bunun üstüne birkaç cümle kurmak istiyorum. Neden? Çünkü ben çocuğuma yamalı kıyafet giydirebilirim. Ben de giyebilirim. Canan mesela Suavi sonuçta 40 yıldır müzik yapan, sahnelerde olan, görsel sanat pardon, adam ve kıyafetlerini göz önünde bulunan bir adam ve tadilat yaptırır. Ben de yaptırırım. Hangimiz yaptırmayız? Benim mesela çantalarımı tadilat yaptırırım Kadıköy'de. O zaman İstanbul'dayken bir pasajın içinde anne kız çalışan terziler var ya da yamacılar vesaire var. Hep onlara giderim. Yaptırırım. Hangimiz yaptırmadık? Ve Evet. bir de şu var, şimdi senin de kızın var. Çocukların giydiği kıyafetler çok hızlı büyüdükleri için Aynen. kıyafetler ve çok hareket. Suadebi de çok hareketli bir çocuk. İşte ağaca tırmanır, atlar, zıplar ve okuldan geldiğinde tüm ayakkabıları, tüm çorapları, tüm pantolonları yırtıktır. Şimdi ben Suadebi'nin her pantolon yırttığında pantolonunu atarsam, bak bugün söyledim, bir Tema'nın sitesini lütfen açıp baksınlar. O konuda da bana bağnaz dediler bugün onu yayınladığımda. Bir pantolonun üretilmesi için pamuk, yani 1 kilo pamuk için 10 bin litreye yakın su harcanıyor. Ve bir insanın günlük tüm ihtiyacı olan suyu 216 litre gibi. Bir pantolon için 50 insanın ihtiyacı olan su tüketiliyor. Ben pantolon üretilmesin, pantolon almayın demiyorum. Ama bir tane eksik alırsanız, yani ne kadar çok talep ederseniz o kadar çok pantolon üretilecek. Ben üretilmesi satılmasını demiyorum. Ben servet düşmanı değilim. Ben de alıyorum pantolon ama 10 tane almıyorum, 5 tane alıyorum. Çocuğuma da 50 tane almıyorum. O üstündeki pantolon 2 senedir giyiliyor ve üstelik de çok estetik bir yama aslında sonradan bakarsan. O Recep gibi bir şey. Ve çok da şık bir şey. Yani şık Ve işte üst adeta gönül dediğin gibi bu ayıp bir şey değil yani. Hani değil, değil. hayır, Asla neden değil. uğraşıyorlar yani? Asla. Bunu Ben sor. inan bana utanmıyorum. Suha da o pantolonla beraber okula gidiyor. Suha da yırtık tişörtüyle ya da çorabıyla. Çünkü şöyle bir şey var, bir de 2 yaşından beri Suada'yı ben giydirmiyorum. Suada tüm kıyafetlerini kendi seçiyor. Ve o pantolonu mesela giymek istiyorsa giyiyor, diyor. Onun yamalı olduğunu biliyor ama ondan utanmıyor. Çünkü aynı zamanda Suada gerçekten geri dönüşüme inanan bir çocuk. Evde bazen oturuyor, kendi kendine oyuncak yapıyor. İşte ve bu aslında bu terbiyeyi de aldı bizden. Mesela dişini fırçalarken ya da duş yaparken, saçını şampuanlarken suyu kapatması gerektiğini biliyor. Ne kadar önemli bu yaşlarını Evet. kazanmış olması. 9 Tabii yaşında çok değil önemli. mi Suada? Henüz Tabii evet, 8,5 yaşında. 9 Müzik Ağustos'ta. öğrenmiş. Şimdi o kısım yarıda kaldı. Sosyal medyada bu mevzu dönünce sen de bir açıklama yayınladın Twitter'dan ve dedin ki bu utanılacak bir şey değil. Evet.
Suavi de aynı şekilde. Ben de kıyafet Evet. işte tacilat yaptırıyorum. Bu sayede terziler de kazanıyor, biz de kazanıyoruz. Aynen öyle. Evet, Sonra aynen. hemen ertesi gün magazin sitelerinde bu durum haber oldu. Haber oldu. Evet, Duyuyor haber oldu. musun mu? Bekliyor muydun böyle bir şeyin haberi olduğunu? Hayır, asla. Canan, ben yazdığım hiçbir tweet'in çok ilgi görmesini bazen ilgi görür, bazen görmez. Hatta ben bu tweet çok ilgi gördükten sonra bildirimleri sessize alıyorum. Çünkü altında çok kötü yorumlar oluyor. Evet. Hemen diğer konuya geleceğim, magazin kısmını, ama çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi de Ayşe Hür, isim vermek istiyorum. Lütfen istiyorsa Ki cevap hakkını kullanabilir. gayet Ayşe Hür çok canımı yaktı benim. Çok ayıptır. özgürce Aynen şu yazmıştı. Devam ettirmedim tartışmaya. Çocuğu üstünden prim yapıyor ve çocuğunu pedofillere yem ediyor. bu konuyla Yani ilgili mi yaptı bu Ayşe Hanım? evet. Benim bazı gazeteci arkadaşlarım kendisiyle tartışmaya girdiler. Onlardan da rica ettim. Dedim ki lütfen tartışmayın. Ama Ayşe Hanım'a da şunu söyledim. Lütfen bu konuyu devam ettirmeyin. Çünkü burada söz konusu olan bir çocuk. Benim çocuğumu benden daha çok düşünemezsiniz. Lütfen benim çocuğumla pedofil kelimesini yan yana kullanmayın. Ve çok acı bir şey. Çocuğu üstünden ilgi devşiriyor. Canım, ben yani Korkunç. gerçekten de şunu söyleyeyim. 22 yıldır Suavi ile evliyim ve ben hala ilgiden utanırım. Hala ilgiyi sevmem. Çocukluğum da böyleydi, benim genç kızlığım da böyle, yaşlılığım Ya da ayrıca kötü olabilir, şöyle bir şey yaşlılığım var. da böyle. Ben bunu da anlamıyorum. İlgiyi sevebilirsin de Gönül. Bu kötü bir şey değil ki. Yani biz niye Değil, bundan ama kaçıyoruz ilgi ki? Yani kazanmak için niye? de çocuk Ben kullanmaz. şunu da hiç anlamıyorum. Ben Twitter'da paylaştığım bir şeyden dolayı ya da yaşam tarzımdan dolayı ya da hayata bakışım, davranışımdan dolayı neden kendimi açıklamak ve sürekli insanlara açıklama yapmak zorunda hissedeyim ki? Ama neden? Çünkü Türkiye burası işte. Yani Evet. videodan Çok çok üzüldüm, ama 9 evet. yaşındaki bir çocuğun annesini mutlu etmek için şarkı söylemesiyle ilgilenmeyip pantolonundaki yama ile ilgilenen insanlar Aynen, yaşadığım bu. aynen. Ama tabii bu olumsuz yanı, olumlu anlamda çok ciddi tepkiler aldım. Çok Evet. kıymetli Ne yazık insanlardan ki. çok ciddi tepkiler aldım. Mesela ilk tepki verenlerden birisi avukat sevgili Feyza Altındı ve şunu yazdı Feyza Hanım: Gönül Hanım, lütfen üzülmeyin, çünkü bunu hepimiz yaşadık. Çocuğun yediği helal, yediği haramdı. Evet, bu doğru. Ben şöyle düşünüyorum. Benim şu adaya yeni kıyafetler olacak gücüm var. İstesem şimdi gider en iyi markaları alırım. Alabilirim. Herkes, kendim almam, çocuğumu alırım. Herkes bunu yapar. Ama şurada hemen şunu söyleyeyim. Yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesi, çocuğumuza ben yaşamadım, çocuğum yaşasın diye çocuğu adeta bir tüketim canavarına dönüştürmek. Maalesef. Bu anlamda siz kendi çocukluğunuzda yaşayamadığınız ya da suçluluk duygusuyla çocuğa vakit ayıramadığınız zaman çocuğu pahalı hediyelerle, pahalı oyuncaklarla, pahalı kıyafetlerle doyuramazsınız. O çocuğun aslında ruhunda yaralar açıyorsunuz. Çocuğa verebileceğiniz en kıymetli şey zamanınızdır, kendi zamanınızdır. Ve bu anlamda biz özen gösteriyoruz. Biz evimizde 3 kişilik bir aileyiz. Sohbet ediyoruz ya da beraber yemekler yiyoruz. Ben Suada'yla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bu Evet. bir yana. Gelelim magazin meselesine. Evet, bir anda ben çok şaşırdım. Çünkü aslında bu kadar büyüyeceğini düşünmedim. Fakat hassas bir konuydu bu. Aslında önemli de bir konuydu. Belki iyi ki de büyüdü. Çünkü bazı çevre örgütlerinden de çok güzel mesajlar aldım. İyi ki bu tweet'i attınız. Ve iyi ki bu konu gündeme geldi. Çünkü biz Türkiye'de geri Kesinlikle. dönüşümü anlatamıyoruz. Biz Türkiye'de tüketimin getirdiği zararları anlatamıyoruz diye. Ama şey değil, yani haber dili de dedim ya, çok önemli. Mesela ben çok gerçekten okuyamadım, çünkü gündem çok farklı. Bugün bir arkadaşımızı kaybettik. O çok çok acı bir olay. Evet, Aslı, gerçekten hepimizi derinden yaralayan bir olay. evet, çok. Ben 10 senedir tanıyorum Aslı'yı. Ya.
Başına Üzüldüm. bir kez daha. Çok teşekkürler. Bakın şu anda büyük ihtimalle Sayın Gergerlioğlu gözaltına alındı mı, alınmadı mı Alındı. bilmiyorum. Alınmak Alındı üzere ve çok alındı. çok insanlık dışı bir muameleyle alındı. Çok. Yani o kadar çok acılar yaşıyoruz ki biz. O anlamda da çok ilgilenemedim ama artık adım cimriye çıktı. İşte çocuğuna cimrilik yapıyor ama kendi tatillerde geziyor. Çocuğuna cimrilik yapıyor ama kendi iç kısıtlığı yapıyor. Kendi marka giyiyor. Marka falan giyin. Ya, marka tabii ki giyiyorum ama bak bu üstümdeki tişört Karadeniz'den bir arkadaşımın hediyesi. Yani bu tam sana yakışır diye göndermiş. Ya şey de değil. Ben şuna inanırım kıyafet giyerken. Bu gerçekten işte ayakkabı ve pantolonda iyi paralar verirsiniz ama çünkü o sağlıkla ilgili ama diğer anlamda da çok fazla tüketmeye gerek yok. Benim birçok arkadaşım bir pantolonla 3 sene 5 sene yaşıyor. Giyilebiliyor bu çünkü. Siz ne kadar çok tüketirseniz çevreye o kadar zarar veriyorsunuz. Ya da ben bir de şöyle düşünüyorum. Ben 10 tane pantolon alacağım, 2 tane pantolon alırım. O 8 tane pantolonun parasını ihtiyacı olan birine verebilirim. Yani ben çünkü bu mantıkla büyüdüm. Benim çocuğum da bu mantıkla büyüsün istiyorum. Tabii ki Suada'nın eskiyen kıyafet o konuda da akıl verirdi bana. Tabii ki Suada'nın eskiyen kıyafetlerini ihtiyacı olanlara veriyoruz. Ama bu arada Suada şunu yapıyor. Mesela ayakkabılarını ve eBay'de kendisine hesap açtı. Ayakkabılarını ve montlarını, eski montlarını satıyor. Oradan kazandığı parayla kendisine oyuncak alıyor. Bu onun tercihiydi. Bunu yapıyor ve bayağı da para biriktirdi. Alıyor oyuncak. Çünkü o işte bu Legolar, Playmobiller falan oldukça pahalı. Ben onları onu almak istemiyorum ama böyle bir yöntem buldu. Bunu yapıyor. Şimdiden ticarete başlamıştım. Evet, ticareti iyi biliyor. Para Yani kazanmayı öğreniyor. çok merak ediyorum. Suavi'nin yorumu neydi bu konuyla ilgili? Onunla ne konuştun? Şimdi şöyle Suavi göz önünde olmayı sevmez. Bu kadar hakkında haber çıksın sevmez. Hele Suada ile ilgili haber çıksın hiç sevmez. Tabii. Önce üzüldü Suavi'ye. Ben çünkü bu tweet'in bu kadar ilgi göreceğini sonra haber olacağını bilmediğim için haber olduktan sonra ben Suavi'ye anlattım. Dedim ki böyle böyle bir video yayınlamıştım falan. Tabii önce keşke dedi bu kadar Suada gündemde olmasaydı Gönülcüm. Keşke bunu yapmasaydı dedi ama artık iş işten geçmişti. O da üzüldü tabii. Ve şey dedi yani bunda utanılacak bir şey yok. Sonra bir arkadaşımızın annesi konuşurken Suada'ya bunu anlatmış ki ben anlatmadım. Suada bunları okumuyor, görmüyor. İşte aa sen çok güzel işte yamalı pantolon. Suada gelip bana anne hakkımda haber çıkmış yamalı pantolon falan diye. Evet. Sonra ben birkaç haberi Suada'ya okudum ben. Okuttum. Şaşırdı tabii çocuk da. Dedi ki anne ben bunun ayıp olduğunu bilmiyordum. Benim hayır Suadacığım bu ayıp değil. Yani bunda utanmana gerek. Çünkü o kadar onun için o kadar normal ki bu. Ya tuhaf çünkü hakikaten hala şaşkınım ben. Bu neden bu kadar büyüdü? Neden haber oldu? Neden insanlar buna tepki gösterdi? Ama en güzel noktası ben gerçekten aslında yama yapmayı da bilmiyormuşum. O kadar güzel fikirler geldi ki şimdi daha güzel yamalar yapacağım. Yani umarım insanların kalplerindeki o kötü alanları da yamama şansımız olur bir gün O gönül. mümkün değil ama diliyorum. Birlikte Diliyorum. yamayabiliriz inşallah o kötü kara delikleri Dilerim. Dilerim. umarım. Çok teşekkür ederim gönül. Bir kere daha hem sana hem de Suavi'ye çok geçmiş olsun Çok dileklerimi teşekkürler iletiyorum. Unutmasın canım. inşallah. Güzel günlerde tekrar. Evet. Ben de çok kısa bir şey söyleyeyim. Ben bu konuda sadece seninle konuştum. Başka hiçbir şekilde. Çünkü aradılar. Hala arıyorlar. Gerçekten konuşmak istemiyorum. Çünkü ama senin de benimle beni anlayarak konuşacağını ve objektif bakacağını bildiğim için, tahmin ettiğim Çok için teşekkür ederim. konuştum. Gerçekten Türkiye'de gündem çok farklı. Çok ciddi anlamda hak ihlalleri yapılıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi, her gün öldürülen, şiddete uğrayan, suistimal edilen kadınlar,
gözaltına alınan öğrenciler, işte Boğaziçi Üniversitesi, o kadar çok sorunu varken gündemi bununla meşgul ettiğim için çok çok özür diliyorum herkesten. Gerçekten üzgünüm ama bu benim elimde olan bir şey değildi. Ben sorunlara duyarlı bir insanım. Ben kadın hakları aktivistiyim, insan hakları aktivistiyim. Ben burjuva değilim öncelikle. Onu söylemek istiyorum. Ben bir hak aktivistiyim, hak savunucusuyum. Lütfen bu bilinsin. Oturup da Twitter'ın başına yazıp da ilgi göreyim diye beklemiyorum. Bu söylemler beni çok üzüyor. Ya hatta şunu söyleyeyim, ben dönem dönem hesabımı kapatırım, tekrar geri gelirim. Hiç önemli değil kaç takipçin oldu. Ama yama güzeldir. 3 pantolon fazla alacağınıza pantolonlarınızı yamayın, giyin, daha az kullanın. Ne güzel söyledin. İstanbul Sözleşmesi yaşatır, onu da söyleyeyim. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim bir kez. Ben teşekkür ediyorum İnşallah sevgiler. güzel günlerde yüz yüze de görüşürüz. Kendine Çok çok iyi bak. sevindim çok yakında. Selamlar Hoşça kal. herkese. Hoşçakal. Görüşürüz. Sağ ol.